Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bugün sizler için harika kruvasan katmer poğaça yapıyorum. Görüntüsü kruvasan tadı aynı poğaça gibi. Öncelikle 400 milim ılık suyun üzerine 3 yemek kaşığı kadar şeker ekledim, 1 paket kuru maya ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Son olarak sıvı malzemelerimden 75 milim de ayçiçek yağı ekledim. Şekerli bir kurabiyenin hamuru olacak. Ben içerisinde tatlı sürüp yemeyi tercih ettiğim için bu şekilde yaptım. Öncelikle malzemelerimi mayanın erimesi için güzelce karıştırıyorum. Toplamda 800 grama yakın un kullandım. Unu mutlaka kademeli olarak ekledim. Hamurumu kat kat açıp merdane yardımıyla da büyüteceğim için çok katı bir hamur elde etmek istemedim. Yumuşak kıvamlı bir hamur olmasına bu aşamada dikkat edelim. Unumu birazını ekledikten sonra öncelikle spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu tarifin görüntüsüne bayılıyorum. Siz de umarım benim gibi bu tarifi beğenirsiniz. Hamurumu biraz karıştırdıktan sonra içerisine tekrardan un ekliyorum. Un ekleye ekleye katı bir hamur elde ediyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmayı tercih ediyorum. Tariflerimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Hamurumu biraz yoğurduktan sonra Masamın üzerine alıp bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Böyle yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Görüyorsunuz hamurumun kıvamı gerçekten yumuşacık oldu. Daha sonrasından kasemin içerisinde tekrardan alıp mayalandırmaya bırakıyorum. Ortalama 30-40 dakika kadar mayalandırdım. 30-40 dakika sonra hamurumu açıp tekrardan şöyle bir havasını aldırmamız gerekiyor. Ve şu hamurumun güzelliğine bakın ne kadar güzel şekilde kabarmış. Son bir kez hamurlarda maya tadı olmaması için lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Hamurumuzun güzelce son havasını aldırıyoruz. Yumuşacık bir hamur. Hamurumu bu aşamadan sonra 10-12 parçaya bölmemiz gerekiyor. Ben toplam 11 parça elde edecek şekilde hamurumu böldüm. Bu aşamada 10, 11, 12, şekilde hamurunuzu bölebilirsiniz. Bu sayının çok önemi yok. Ben hamurlarımı 11 parçaya böldükten sonra top top yuvarlıyorum. Gerçekten bu lezzete ailecek bayılıyoruz. Özellikle içerisinde sürdüğümüz çok okram lotus kreması sayesinde çok lezzetli oluyor. Hamurlarımı daha sonrasında 11 parçaya bölüp yuvarladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bu sırada hamur matımı da yanıma aldım. Hamurlarımı ortalama 20 santim çapında açıyorum. Bu aşama için öncelikle yanıma bir kase nişasta ve ortalama 100 gram kadar da margarin aldım. Margarin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu sırada yanıma da bir adet tabak aldım. Ortalama 20 santim çapında hamurlarımı üst üste koymak için bu tabak bizim için gerekli. Hamurlarımı ortalama 20 santim çapında bol un ile açıyorum. Açtığım hamurlarımı bu şekilde tabağımın içerisine alıp üzerine oda sıcaklığındaki margarinimi sürüyorum. Dilerseniz bu aşamada tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında üzerine birbirlerine yapışmaması için de biraz nişasta sepeliyorum. Her hamur katının arasında bu işlemi tekrarlamamız gerekiyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bu sırada yaptığım ve beğendiğim diğer poğaça tariflerimi de videonun sonuna ekliyorum. Onları da mutlaka izleyin. Gördüğünüz gibi 11 kat hamurumu bu şekilde üst üste güzelce açıp koydum. Her katın arasına bolca yağladım ve nişasta sürdüm. Şimdi üzerinden hafifçe bastırıp bir poşet ile kapatıp buzdolabında ortalama 1-1,5 saat arası bekletiyorum. Yapımı biraz zahmetli gibi gözükse de tadına gerçekten bayılacaksınız. Dilerseniz bu hamuru bir gün öncesinden yapıp da buzdolabına da koyabilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok lezzetli olacaktır. Daha sonrasından buzdolabından hamurlarımı 1-1,5 saat sonra çıkarıyorum. Görüyorsunuz hafif mayalanmış, pufur pufur kabarmış. Daha sonrasından poşetini çıkartıyorum. Üzerinden hafifçe bastırıyorum. Ve bu aşamadan sonra Diğer tarafını çevirip kare boyutunda açıyorum. Ben bu aşamadan sonra hamur matımın boyunda açmayı tercih ettim. Bu aşam işlemlerde mutlaka merdane kullanmayı tercih ettim. Bu şekilde diğer tarafını da çevirip üzerinden hafifçe bastıralım. Daha sonra dediğim gibi matımın boyutunda hamurumu dikdörtgen olacak biçimde açıyorum. Hamurumun bu şekilde açılımını bitirdikten sonra görüyorsunuz. Diğer tarafını hamurumu çeviriyorum. Bu şekilde hamur matına yapışmayacağı için çok kolay olacaktır. Biraz düzelttikten sonra hamurumu bu şekilde 3'e katlayalım. Daha sonrasından hamurumun dikey kısmını masaya yatay olacak şekilde düzelttim. Ve daha sonrasında bunu da incelene kadar merdane yardımıyla açtım. Hamurların çok kalın olmaması gerekiyor görüyorsunuz zaten boyutunu. Bu şekilde ince olduktan sonra hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm hamurları da daha sonra ortalarından çapraz olacak şekilde kesiyorum. Bu verdiğim tariften ortalama 8 adet kruvasan katmer elde ettim. Tam bir kruvasan çıtırlığında değil, kruvasan görünümünde yumuşak bir poğaça tadında oluyor. Daha sonrasından hamurlarımı ucundan biraz düzelttikten sonra en alt kısmından biraz hamuru kesip o şekilde katlayalım. Şekilleri gerçekten çok güzel oldu. Kocaman kabaran puf puf katmer kurovasan poğaçalarımız hazır. Ben içerisinde daha sonrasından genellikle lotus kreması veya çikolata sürmeyi tercih ettiğim için içlerini boş yaptım. Siz Tuzlu veya tatlı olarak bir şeyler ekleyebilirsiniz. Yaptığım hamurlarımı yağlı kağıt serili tepsimin üzerine alıyorum. Daha sonrasında ortalama bir 40-45 dakika kadar mayalandırıyorum. Ay şu katmer poğaçalarımın güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Kocaman kabardılar. Bu hamur bu şekilde mayalandırdığımızda gerçekten çok güzel bir sonuç elde etmiş oluyorsunuz. Daha sonrasında mayalan poğaçalarımın üzerine. 1 adet yumurta sarısı ve 2-3 yemek kaşığı sütü karıştırıp sürüyorum. Fırında da kabaracağı için tepsimin boyutunun küçük geldiğini fark ettiğim için ortadaki 2 tanesini aldım. Onları ayrı bir tepside pişirmeyi tercih ediyorum. Fırınımı önceden 180 dereceye ısıtmıştım. Ortalama 180 derece fırında tamamen kızarana kadar pişiriyorum. İçleri kesinlikle çiğ kalmıyor. Lütfen yavaş yavaş pişirelim bu konuda sabırlı olalım. Şöyle sıcak sıcak fırından çıktıktan sonra size göstermek istiyorum. Kat kat katmer gibi bir görüntüsü oluyor. Gerçekten çok lezzetli işte açan bir görüntüsü var. Ben orijinal kruvasan boyunda olması için bu şekilde büyük yapmayı tercih ettim. Siz dilerseniz boyutlarını küçültebilirsiniz. Şu kruvasanlarımın güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten çok lezzetli gözüküyorlar. Bu şekilde size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzeller. Ben sıcak servis etmeyi sevmediğim için bir gün beklettim sizler için böyle fırınımın içerisinde. Şimdi size göstermek istiyorum. Bir gün sonunda da hala pufur pufurluğunu koruyan bir hamur. Şöyle ortalama dikey olacak şekilde size kesip içindeki kat katlı da göstermek istiyorum. Yapımı biraz zahmetli gibi gözükse de tadına gerçekten doyum olmuyor. Şöyle size kruvasan katmer poğaçalarının içinde göstermek istiyorum. Yuvarlak kat kat bir görüntüye sahip. Yemesi gerçekten çok lezzetli ve zevkli oluyor. Bu hamur tarifiyle dilediğiniz şekilde hamurlar pişirebilirsiniz. Ben şöyle bir tanesinin içerisine yarıya böldüğüm hamurlarımdan kesip size göstermek istiyorum. İçine lotus kreması sürdüm. Gerçekten çok çok yakışıyor. Bu şekilde dilerseniz bütün olacak şekilde içerisinde krema koyup da, da yiyebilirsiniz. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Farklı tariflerimde görüşmek dileğiyle. Tarifim buraya kadar izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.